Ahmet. Günlerdir içim içimi yiyor. Sustukça bir karabasan gibi çöküyor üstüme. Artık dayanamayacağım. Bu yük çok ağır. Ne oluyor ki sen? Neden bahsediyorsun? Senin yokluğunda öyle şeyler oldu ki ben dahil herkes senden sakladı. Ne olabilir Kösem? Anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Safiye Sultan kötü biliniyor, lakin öyle değil. Safiye Sultan bu sarayın kalbi. Onun yeri Gözyeşil Sarayı değil, burada kalması lazım. Ne diyorsun sen? Sen evladın için Celalilerin üstüne giderken ben... Anlat hadi Kösem. Validemiz Handan Sultan, kardeşin Şehzade Mustafa'nın canına kıymak istedi. Eğer Safiye Sultan olmasaydı, araya girmeseydi, emeline ulaşacaktı. Sultanım, Derviş Paşa'yı gece hiç görmedim. Sabaha karşı geldi. Bir şey mi olmuş? Zannetmem. Affedersiniz haşa huzurdan. Gedikli meyhaneleri. Hatunlara gitmiş ağır. Siz zurnaydı. Derviş Paşa haber yollamış. Sizi görmek istiyor. Telaşa düştü tabii. Hadi gidelim. Biz canımızın derdine düşelim. Derviş Paşa meyhanelerde dolaşsın. Paşamızın da hakkı sultanım. Aylardır uyku yüzü görmedi. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Çıkın dışarı. Çıkın! Dediğinizi yaptım sultanım. Hünkârımızla konuştum. Her şeyi biliyor. Başka ne dedin? Merak etmeyin. Sizin bu sarayda kalmanız gerektiğini de söyledim. Ben sözümü tuttum. Sıra sizde. Verin artık babamı bana. Vereceğiz elbette. Lakin evvela hünkâr torunumuzun ağzından bu sarayda kalacağımızı işitmeliyiz. Ama böyle konuşmadık sizinle. Hadiseler seni yormuş hatun. Ne söylediğimizi unutmuşsun. Bu sarayda kalmamıza ikna edeceksin dedik. İkna oldu mu? Belli değil. Bir karar çıksın. Sonra. Neredeymiş baban, gidiyor muyuz? Söylemedi, kararı bekleyecekmiş. Babam bir kurtulsun, ben yapacağımı biliyorum. Olan biten her şeyi anlatacağım. Herkes beni nasıl tehdit ettiğini öğrenecek. İşittiklerim doğru mu? Ne işittin aslanım? Yokluğunda kardeşimin odasına cellat yollamışsınız. Canına kastetmişsiniz. Doğru mu bu? Yalan. Ahmet'im yalan. Safiye Sultan'ın yalanı. Seni bana düşman Safiye Sultan değil. Kösem.
O anlattı her şeyi. Ahmet. Nasıl? Nasıl böyle bir şey yaparsınız valide? Korktum. Siz kimsiniz? Çok korktum Ahmet. Siz kimsiniz de bir şehzadeye saldırmaya cüret edersiniz? Ahmet'im, sana bir şey yaparlar diye korktum. Halime Sultan senin yokluğunu fırsat bilip şehzadeyi tanıştı. Hiçbir izah suçunuzu hafifletmez. Siz benim irademi hiçe saydınız. Sizin haddinize mi düştü? Sizin haddinize mi düştü? Hanedan Ali Osman'dan birinin canını kastetmek! Sultanım, iyi misiniz? Neler oldu böyle? Kimsem her şeyi anlatmış Hacı. Çabuk! Çabuk bul, getir onu bana! Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Dilruba'm, Melekçe çıkın. Canım kardeşim, öğrendim ki benden sakladığın bazı şeyler varmış. O kabus gördüğün gece kötü hadiseler vuku bulmuş. Neden anlatmadın bana? Annem söyleme dedi. Annen söyle. Aslanım, Kösem Hatun bana her şeyi anlattı. Bir daha hiç kimse buna cüret edemeyecek. Hiç kimse. Sakın korkma aslan parça. Hadi beni. Anlat Hatun. Kösem ne işler çeviriyor? Konuş, yoksa başına gelecekleri biliyorsun. Kösem Hatun babasını kurtarır kurtarmaz her şeyi hünkârımıza anlatacağını söyledi. Böylece yine sizin saraydan gitmenizi sağlayacak. Malumun ilanı. Belliydi zaten. Gözlerindeki öfkeyi, nefreti gördüm. Susmayacak. Bu hadise esas onun işine yarayacak zaten. Handan Sultan'ın akıbeti belli. Siz de giderseniz tek kalacak. Başında sultan olmadan alıp yürür artık.
Tabii önünü kesmezsek. Gel. Seni hain. İblisin çırağı. En baştan beri Safiye Sultan'ın yanındaydın. Niyetin evladımı bana düşman etmekti. Konuşsana! Niye sırtımdan hançerledin? Başlayın sultanım. Başka çarem yoktu. Meğer ki sen melek yüzlü şeytan mısın? Lakin bil ki ihanetin karşılıksız kalmayacak. Şimdi yıkıl karşımda. Az daha geç kalsak bu yaşlı gözlerimiz bir valide sultanın bir şehzadeye kıydığına şahit olacaktı. Keşke Dudu Hatun'u da koruyabilseydik. Ecelil öldüğünü söylemişlerdi. Şehzademizi kurtarmaya çalışırken hançerlendi. Yarası ağır değildi. Lakin konuşmasın diye susturdular. Madem öyle siz neden sustunuz sultanım? Niye anlatmadınız bana? Nasıl anlatalım Ahmet? Cümle alemin gözleri ama dilleri lal olmuşken, sen bize gönül koymuşken nasıl anlatalım? Bize inanır mıydın? Her şerde bir hayır vardır. O gece hasta olmayıp gitseydik mani olamayacaktık. Ahmet. Hükmün karşısında boynumuz kıldan ince. Emin ol bizim hiçbir beklentimiz yok. Ne vakit dersen o vakit gideriz. Lakin validenin bu kabahatini görmezden gelme. Aksi takdirde adaletinden şüphe ederler. Sultanım. Fahriye Sultan artık beni tehdit edemeyecek. Sultanım.
Arzu ederseniz size bir hekim çağırayım. Otur derviş. Olanları işitmedim. Aslanım yıkıp geçti haremi. Daha evvel söyleseydiniz bana bunları. Şimdi öğrendin işte. Ne yapacağım ben? Evladımın yanına gittim. Lakin içeri almıyor beni. Kabul etmiyor. Telaş etmeyin sultanım. Hünkârımız şu an öfkelidir. Lakin sakinleşir. Öfkesi de diner. Sonra... Sonra ne olacak derviş? Suçum ağır. İdam kararı bile verebilir. İdam mı? O sizin evladınız. Hangi evlat validesine kıyar? Bir müddet konuşmaz elbet. Sonra kızar. Bir daha yapmamanız için ikaz eder. Hepsi bu. Sen konuş onunla. Sakinleşmesini sağla. Nihayetinde ben durduk yere yapmadım bu işi. Safiye Sultan oyun oynadı hepimize. Gözlemde onun yılanıymış. Sessizce bekledi. Vakti girince de soktu hemen. Gönlünüzü ferah tutun sultanım. Ben varken hiç kimse sırtınızı yere getiremez. İzin vermem. Sen geri dur. Sultanımız gelmemi istedi ağam. Çenen mi düştü acaba senin? Laf yetiştirme bana. Kal diyorsam kal. Sultanımız hususi konuşacaklar. Bu koku ne ağam? Senden mi geliyor? Ne kokusu hatun? Yok bir şey. Geri bas. Bas geri hatun. Zaten asabım bozuk, geri bas. Haremin çivisi çıkmış, başımıza yıkılacak, hala koku ne diyor? Hünkârımız sizi neden göndermedi? Lafı bile edilmiyor. Kızımız Fahriye Sultan'ın düğününe kadar vakit istedik. Kabul etti mi? Hayır. Lakin reddetmedi de. Sen pek bir sakinsin bugünlerde. Gebe hatunlara saldırmanın haricinde. Benimle bir alakası yok. Orasını bilmiyoruz. Zira senin yüzünden canı yanan hatunları saymaya kalksak haremde yer kalmazdı. Hepsini siz attınız önüme sultan. Handan da onlardan biri değil mi? Sırf beni yok etmek için rakip çıkardınız.
Hele bir tanesi vardı. İlk rakibim. Cennet Galva. Hatun hala yanınızda. Yüzünü yaktınız Hatun'u. Acıdık da yanımıza aldık. Siz de biliyorsunuz ki benimle bir alakası yok. Maziyi konuşmak için çağırmadık seni. Handan Sultan'ın işi bitecek bugün. Tarafını seç artık Halime. Yanımızda mısın? Karşımızda mı? Bilelim. Evvela neticeleri görelim. Bir bakalım neler oluyor. Sonra veririm cevabımı. Gel. Sultanım. Sultanım müjdeler olsun. Hayırdır Bülbül? Hayırdır sultanım, hayırdır. Hünkârımız sürgünden vazgeçmişler. Sarayda kalmanıza karar vermişler. Kösem Hatun'a bak sen. Nasıl da avcının içine almış aslan torunumuzu. Bir gece yetti.